Düşünülen bir konak. İlk önce bir Ermeni doktorun yaşadığı söyleniliyor. Aziz Gün Gazakonu'nun civarında bir hastane olduğundan mütevellit doktorun bölgeye yakın olarak bu evi tercih etmiş olacağı düşünülüyor. Yapım tarihi tam olarak bu sebeple tam belli değil. 1924'te Yunanistan'ın mübadele sonrasında Hüseyin Malik Doğanca ve ailesi bu konağa yerleşiyorlar. Aralarındaki dostluğun yakın senelere kadar bitmediğini delalet olarak bu mektubu gösteriyorlar. Birbirlerine mektup yazıyorlar ve Malik Bey'in Çorlu'da bulamadığında başsağlığı dileyen bir mektup bu. Kızak takımımız ilk gelen kızak takımlarına Malik Bey'in damadına ait sarı kamıştı kendisi. Oradan getirdiğini söyledi ailenin küçük çocuklarından Çağatay Bey. Malik Bey Selanik geleneğine uygun olarak genç hissettirdiğini söylediği bir karanfil takıyor yakasında her daim. Vefat ettiğinde üzerinden çıkan karanfilin kurutulmuş hali, aspirinli gözlükleri, mendili, çakısı, cep aynası, sigara lüleleri, çakı hepsi orijinal ürünler. Camdaki kız olarak bilinen fotoğraftaki bebek Emel Doğanca hala Çorlu'da ikamet ediyor. Şu an 62-65 yaşlarında hayattalar. Selanik'ten geliyor varlıkları. Türkiye'de çok uzun yıllar çalışmasa da zabıt katibi olarak görev yapıyor Malik Bey. Aşılardan gelen şırıngalar, aşılar görebilirsiniz. Ailenin eşyaları bu oda haricinde yok. Diğerleri hepsi bağış ürünlerdir. Bu eşyalar dediğiniz orijinal değil ama değil mi? Sonradan. Orijinal. Bu eşyalar dediğiniz orijinal değil ama değil mi? Sonradan. Bu Thank you.
Nereye gidiyoruz? Uçur bizi. Silap. Böceklerle aranız iyi değilse, benim gibi, her yer bu böceklerden kaynıyor. Şu evde de geliyor, bazen çamaşır astığım zaman dışarıdan geliyor. Çamaşır böceği diyorum ben bunlara. Çok fazla var bu böceklerden. Check the mic and make sure it sound right, boys. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır sıklıkla vlog paylaşamıyorum. En son memlekete gitmiştim. Erzincan vlogu paylaşmıştım. Memleketten geldikten sonra da bir tatil programımız vardı. Antalya'ya tatile gitmiştik. O vlogu da yine paylaştım. Maalesef ki Antalya tatilinden dönüşte ailece hepimiz Covid olduk. Ama geçti, çok şükür şu an gayet iyiyiz. Geçen hafta da eşimle evlilik yıldönümümüzdü. Evlilik yıldönümümüz münasebetiyle
geçen hafta yapamadığımız programa 29 Ekim haftasında yapalım dedik. Ve böyle güzel doğa içerisinde Tekirdağ Kumbağa tarafında bungalov evlere geldik. Aslında planımız baş başa gelmekti. Evlilik yıldönümü olunca haliyle dedik baş başa olalım. Ama yine anne baba yüreği dayanamadı. Dedik hadi çocuklar da zaten yeterince hem güneş ışığı alamıyor hem doğaya karışamıyor. Sürekli evlerdeyiz. Hadi onları da alalım dedik ve onlarla birlikte geldik. Ortam olarak güzel bir ortamı var. Instagram sayfamda da zaten çoğunlukla paylaştım otelle ilgili. Videolar, fotoğraflar. Zaten çok yeni bir otelmiş. Yeni olduğu için haliyle bazı şeyleri oturmamış. Ama çalışanları gayet olumlu ve çözüm odaklılar. Yani bir sıkıntınız olduğunda zaten söylüyorsunuz. Ellerinden geldiğince yetiştirmeye çalışıyorlar, getirmeye çalışıyorlar. Sizin ihtiyaçlarınızı karşılamaya çalışıyorlar. Dün Çorlu tarafından geldiğimiz için Çorlu'da biraz gezdik. Çorlu'da Balmumu Heykel Müzesi'ni gezdik mesela. Tarihi Çorlu evini gezdik. Atatürk evini gezdik. Güzel oldu. Çocukları bayraklarla karşıladılar. Ve gezmiş olduk, görmüş olduk. İyi oldu. Akşama zaten otele gelmiş olduk. Otelde konakladık gece. Ve yeni bir gün başladı. Dün gece çok rüzgarlıydı. Şu an rüzgar bayağı bir dindi. Bugün güzel, daha sıcak bir gün olacağını düşünüyoruz. Ama yine tabii ki gölgeler bayağı serin haliyle, artık neredeyse Kasım oldu. Kasım'a geldik. Yazın buranın daha güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü hem havuzu var, yaklaşık herhalde 1 kilometre kadar vardır. Karşında şu an deniz var. Deniz kenarına da yine gidilebilir. İşte Kumbağa sahili var, Şarköy sahili var. Yakınlarda oralara da gidilip yazın değerlendirilebilir. Şimdilik Tekirdağ tarafına geçmeyi planlıyoruz. Yani Tekirdağ merkeze geçip, merkezde aklımızda birkaç yer var. Oraları gezmeyi planlıyoruz. Sıklıkla vakit buldukça size de detaylı anlatmaya çalışacağım. Şarköy'ün kent müzesiymiş. Fakat kapalıymış şu an.
Tekrardan herkese merhaba. Şu an Tiny House evin önündeyim. Buraya rezervasyon yaptıracaktık ama burası dolu olduğu için Norveç evlerine rezervasyon yaptırdık. Şimdi kısaca Tiny House'u gezdirmek istiyorum size. İçerisi çok şirin, çok güzel. Kesinlikle tavsiye edeceğim bir ev. Evlere ayakkabıyla girilmiyor. Ayakkabılarınızı çıkartıp giriyorsunuz. Bu şekilde küçük bir L koltuk var. Tüm evler klimalı, ısıtma klimayla sağlanıyor ama kalorifer sistemi de var. Dileyenlere ya da işte kar yağdığı zaman, hava çok soğuk olduğu zaman kaloriferler yanıyor. Ama klima da gayet yeterli. Burada küçük bir merdiveni var. Üst kata çıkılıyor. Üst kat yatak odası ama yatak odasına çıkmadan önce birinci katı gezdireyim ben size. Burada küçük bir mutfağı var. Mutfakta ısıtıcısı, lavabosu, ocağı, fırını, aspiratörü. Tam bir mutfak yani. Bütün ihtiyaçlarınızı giderecek her şey var burada. Burada gördüğünüz gibi mutfak gereçleri, tabaklar, çatallar. Her türlü eksiğinizi burada bulabilirsiniz. İhtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Burada küçük bir dolap var. Montlar, kabanlar, valizler, ayakkabılar ve fazla eşyalarınızı buraya koyabiliyorsunuz. Burada bir tane derin dondurucu var. Hemen yan tarafında ufak bir banyo kısmı var. Burada ufak bir duşu var. Yine lavabosu, tuvalet kısmı. Hemen buradan üst kata çıkıyorum. Hızlıca. Gördüğünüz gibi burası da yatak odası kısmı. Böyle bir yer yatağı var. Tatlı, güzel bir atmosferi var. Gördüğünüz gibi. Tekrardan herkese merhaba. Soru cevap kısmını Tiny House'da yapmak istedim hazır gelmişken. Instagram sayfamdaki paylaşımları görüp çok fazla soru sormuşsunuz. Ben de o sorulara kısaca cevap vermek istiyorum. Öncelikle tabii ki burası neresi, nerede, nereye gittiniz tarzında çok fazla soru gelmiş. Burası Tekirdağ, Kumba, Süleymanpaşa mahallesinde. Norveç evleri, tiny house'lar ve bungalov evlerden oluşuyor. Havuz ve deniz kısmı mevcut. Gelen sorulardan birisi de mekan alkollü mü? Arkadaşlar mekan alkollü değil, alkol satışı yapmıyor. Ama buraya farklı görüşlerden insanlar geldiği için ve müstakil tarzı olduğu için yerler. İsteyen kendi bahçelerinde sandalyelerini kurup oturup içebiliyorlar. Ona müsaade ediliyor. Isınmayla ilgili sorular gelmiş. Isınmayla ilgili önce de bahsettiğim gibi odalar klimayla ısınıyor. Ama kalorifer ve ısınma sistemi de var. Kar yağdığında ciddi soğuk oluyordur. İlk geldiğimiz gün çok ciddi rüzgarlıydı ve soğuktu. Ama evlerin içerisi klimayla ısınıyor. Yeterince sıcak oldu. Zaten yorganlar da var. Yorganlarla da gayet sıcak bir atmosfer oldu. Biz üşümedik. Yemekler ve kahvaltı sorulmuş. Sanırım çok farklı seçenekleri var. İnternet sitesine ya da Instagram sayfasına girip bakabilirsiniz. Yani sadece kahvaltılı oda seçeneği var. Ya da yarım pansiyon seçenekleri var. Biz yarım pansiyon seçeneğini tercih ettik. Hem kahvaltısı hem akşam yemeği hem 5 çayı vardı. Yemekleri gayet güzel. Kahvaltısı da yeterince doyurucu. Kahvaltı ve yemeklerden memnun kaldığımızı söyleyebilirim. Pandemi döneminde olduğumuz için temizlikle ilgili sorular gelmiş. Temizlik konusunda odanızı isterseniz temizliyorlar. Yani talep etmeniz gerekiyor daha doğrusu.
Biz 2 gün kaldık sadece. 2 günde de temizlenmesini istedik. Yalnız odalarda daha önce de çektiğim gibi çok fazla böcek var. Yani doğanın içerisinde olduğumuz için zaten buna yapacak bir şey yok. Yani böceklerden çok haz etmiyorsanız, ki ben çok haz etmiyorum açıkçası. Ama yine de bir şekilde tolere ettim bunu. Kaldık, dışarı attık, bir şeyler yaptık. Çözüm üretmeye çalıştık yani. Böceklere yapacak bir şey yok bence. Temizlik konusunda da zaten pandemi döneminde olduğumuz için yeterince temiz evler. Dün ATV turuna katılacaktık, katılamadık. Bugün katıldık o yüzden. ATV turu da çok keyifliydi. Yaklaşık yarım saat 40 dakika kadar bir çevrede deniz manzaralı yerlerle ve deniz kıyısında hep birlikte dolaştık. Çok keyifliydi. ATV turunu da tavsiye ederim. Onun harcı fiyat soranları olmuş. Arkadaşlar, fiyatlar dönem dönem değiştiği için bu tarz yerlerde Instagram sayfalarında ya da web sitelerinden, işte irtibat numaralarından istediğiniz tarihlerle ilgili bilgi alabilirsiniz. Şimdilik soru cevap kısmı bu kadar. Yeni vloglar için kanalıma abone olmayı ve zil işaretine basmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.